Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. İlla dâbetul ardi te'kulu min se'etehu. Sadakallahul azim. 34'e 14, onun vefat etmiş olduğuna asasından yemekte olan bir ağaç kurdundan başkası onlara da delalet etmiş olmazdı. Olmadı. Dabbe internet, televizyon ekranlarına çıkıp insanın dimağının tüm mertebelerine çalışıp içeri girip oradan dışından tırnağına ve kemiğine kadar yerleşen erva, habise ve cin ve şeytan tayfeleridir ve onların türevleridir. Ben bunu yakine müşahede ettim. Bu tür hastalarda, bu tür sıkıntıdan kurtulmak için yine oraya internet televizyonlara müracaat, çare aramaları ona delildir. Ne gördüm biliyor musun? Ne okudum? Dertler bana, Ramazan olduğu için herhalde biraz şey yapacak. Dertler bana derman imiş. Dertler bana derman imiş. Bir şey sana derman olmuyorsa o dert değil sana. Dertler sana derman ise, yani merdiven, bir ip, bir dürbün, bir gözlük oluyor. Eğer o dert seni bir yerlere taşımıyorsa, sana çareler sunuyor, başka bir şeyi taşıması için Allah vermiş. Eğer o dert, böyle bakarsan derman imiş. Mesela bir insanın derdi Allah olursa dermanı da Allah'tır. Mesela bir insan bir Ayşe'yi severse dermanı Fatma değildir. Bir insan Ali'yi severse Hüseyin değildir dermanı. Paraya tapıyorsa araba değildir. Yani bir şey dert olmuşsa derman da onun içindedir. Eğer bir insan derdi Allah olursa dermanı da odur. Eğer Allah derman olamıyorsa Allah derdi de onun derdi Allah değildir. Bak daha bir insanın derdi Allah olursa dermanı da Allah'tır. Eğer Allah derman olmuyorsa derdi Allah değildir kişinin. Nereye götüreceğim bunu? Niçin anlattım bu tekerlemeyi? Matematik A eşittir B eşittir, B eşittir A'dır. Şimdi bir insan bir yerden dertlenmişse dermanı da o yerden arar. Tamam mı? Mesela internet, televizyonlara Dabbetul Arz giriyor. Adamlar oradan kurtulmak için gene televizyonlara müracaat ediyor. Bu da gösteriyor ki Dabbe oradan girmiş. Şöyle diyeyim bir daha. Adem Aleyhisselam, Havva validemiz, daha önce demiştim, yasak meyveyi yedikleri zaman ortaya çıkan ne oldu? Hayal yerleri ortaya çıktı. Şimdi üçgenin üç açıların toplamıyla gidiyoruz. Münafıda tespit böyle oldu. Mesela üçgenin üç açılarının iç açıların toplamı 180'dir. Şimdi yasak meyve, X, açı, Adem ve Havva, mahrem yerleri açıldı. X nedir? Yasak meyvedir. Yasak meyve, X. Yani içi nedir? Hayal yerleri açıldı, Adem ve Havva'nın. Peki kişiden kişiye, bu
İç açıların toplamı 180'den gidelim. Bu zat, bu zatlar meyveyi yiyince hayal yerleri açılmışsa bizim hayal yerlerimizi açan bizim yasak meyvemizdir. Tamam mı? Şimdi bir insan rahatsız, acayip rahatsız, sıkıntı böyle, stres bu, hayır bu, acayip tutunamıyor. Nereye başvuruyorlar? Ekserit mutlaka ile %90, 99. Doktor. Doktor ve internet ve televizyon, eğlence. Öyle mi? Doktorlar da zaten öyle söylüyor. Film seyret, kendini meşgul et. Tamam mı? Doktorun da çözümü internet ve televizyon. Televizyon seyredin diyor. Vur, çat, patlasın, oynasın vesaire. Bu tür. Ha demek ki nereden çıktım? Eğer bir şey sana dertse derman da odur. Eğer dert nereden gelmişse gayri ihtiyari dermanı doğrudan arıyor. İnsan önce televizyona giriyor. Ama olmuyor işte. Evet, o yolla olacak. Yayın işte. Kitaptır, dergidir, müsbet televizyondur vesaire, internet, müsbet kanallardır, müsbet sitelerdir. Dermanı da o. Yani şey, gayri ihtiyari bir insan uykudadır. Eli gidiyor, kaşınıyor, sinek yiyor demek. Ama ihtiyarı var mı? Sorsan yok. Şuursuz. Ramazan'da şimdi adam soru sordu bugün. Yatıyor, uyku sarhoşluğuyla kalktı, hiçbir şey hatırlamıyor. Yemek yese ne olur? Güne gün olur. Kasten olsa kefaret olur. Misal. Ne anlatmaya çalışıyorum bununla? Şimdi gayri ihtiyari eli oraya gidiyor, kaşınıyor. Gayri ihtiyari mutfağa gidiyor, uykulu. Ha, gayri ihtiyari sıkıntısı olan televizyon, internetlere gidiyorsa onun derdi oradandır. Dermanı orada arıyor. Ama derman o yöndedir ama orada değildir, o kanallarda değildir tabii. Ama kadere bakın, açısı şeyleri yönlendirmek için. Tabii kader noktasından baktığın zaman beşer zulmeder ama kader adalet eder. Hangi efalinle onu sana musallat etmesine vesile oldun. Kadere fetva verdin. Evet, beşer zulmeder. Kader adalet eder. Rahmet ilahi. Mesela bir misal söyleyeyim. Vatan hainleri var mesela, vatan. Diş güçlerle beraber çalışan şeyler var, vatan hainleri var. Yani siyasi bir şey yapacağız, manevra yapacağız diye, tamam belki haklısın veya değilsin de ama netice itibariyle vatan düşmanlarını, İslam düşmanları, İsrail'e, Amerika'yla, İngiltere'yle, en büyük düşman İngiltere, onlarla bir oluyorlar. Şimdi niçin bunu söyledim? Bunların cezası nedir? Beşer zalim de olsa zalimin, tamam sen %100 haklısın. Zalim beşerin eliyle sana kader adalet ediyor. Senin, sen vatan haini olduğundan vatanın dışına atıyor seni. Üçgenin iç açılarının toplamı. Yani beşerin zalim eliyle kader sana adalet ediyor. Hangi sahada zaafın var senin? Vatan hainiyse vatan hain, vatanda mahrum olacaksın. El ceza min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Adalet onu gerektiriyor. Evet. Adalet bunu gerektiriyor. Mesela faize muptala olan insanın ceza batışı faizde olacaktır. Mesela bazı şirketler batıyor, biliyor musunuz böyle? Çok iyi bildiğimiz dostlarımız falan. Hakikaten durumları iyiydi. Gidin oraya bakın. Bir memlekette kuraklık oluyorsa, fakirlik baş gösterirse zekat öşür yoktur. Bereketsizlik ve çöküntü oluyorsa zina vardır. Bir şirket durup dururken batıyorsa orada zina yapılıyor. O sahipleri zina ehlidir. İstisna yok mu? Var tabii. Seninkiler öyle, sen öylesin. Ama bunu da gösteriyorum. Çünkü durup dururken güçlü bir şirket aniden diyor demek için. Böyle bakmaz. Hep bunların için anlatıyorum. Bir yer bela olmuşsa senin dermanın da orasıdır. Şimdi
Dabbetul Arz'ı devam ediyorum. İnşallah bugün bitirmeyi düşünüyorum, planlıyorum. Sözler 261'de tırnaktan dişten konuşacağım bugün. Son olacak. Fakat iki yer var. Çıkış yolundan bahsedeyim ilk önce. 261 sözlerde cehennemin ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman gibi bir iman neymiş? Maddi maneviye. İslamiyet gibi bir zırh oldu müsüllü. İmanın bereketiyle diyor zaten. Dabbetul Arz imanın bereketiyle kurtulacak diyor. İmanla kurtulmayacak. İman etti, taklidi iman yok, geçmez. İmanın bereketi, fuzuli bir kelime dememiş. Bereketi olması lazım. Para kazandım, bereketsiz. İlim var, bereketsiz. Her şeyin bereketsizliği var. Adam dershanede kalıyor, bereketsiz adam ya. Bir kişi hidayetine vesile olmamış. Olamamış. Adam çok acayip donanımı var. İlle yani anlatarak mı hidayete sebep oluyorsun? Adam senelerden beri külliyat ezberlemiş, bir adamı dershaneye getirememiş. Bereketsiz adam. Bir adamı hiç kimseyi mi, akrabanı da mı etkileyemedi? Davayı anlatmamış. Bereketsiz adam. İmanın bereketi de var, iman var bir. İman var bir de bereketi var. Demek ki iman yetmeyecek. İmanın bereketiyle. Ne diyor sonra? Sefahattan ve suistimalattan tecenüpleriyle. O hayvan konuşmuş. Demiş ki sefahat ve suistimal yapmayanlara yerleşemeyeceğim. Ben diyor o Dabbetul Arz, ben imanın kamil imanı, imanın bereketi kimde var yok, var veya yok onun alameti benim diyor. Biraz hizmet oluyor o zaman bereket. Artık ne anladın sen? 246 sözler. O nevin istidadını bozan, yanlış yollara sevk eden, bak, o nevin istidadını bozan, senin dabbenden bahsediyorum. O nevin istidadını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevad-i şerire, dabbe, mevad-i şerire ile onların, yani o mevad-i şerirenin mümessilleri ve sekine-i habiseleri. Mümessilleri ve sekine-i habis. Mesela insanın istidadını bozan, yanlış yollara sevk eden neymiş? Mevad-i şerire. Mevad-i şerire ne demek? Şerir maddeler. Ama madde haline gelmiş artık. Maddeye dönmüş. Mesela bir hücre düşün. Kanserdir, veremdir. Bu nasıl bu hale gelmiş bu? Bunların bu madde, şerir maddenin mümesili var. Yani temsil eden. Onu temsil eden birisi var orada. Bir de sekene-i habisesi var. Onun içine girmiş, oturuyor. O olmuş. Erva habise donmuş enerji olmuş. Kısacası. Yanlış düşünceler yanlış hissi aktif ediyor. His de enerjiye dönüşüyor ve enerji de hücre oluyor. Mesela kötü bir haber midene vuruyor. Kötü bir haber veya can sıkıntısı baş ağrısı yapıyor. Yani baş ağrısına dönmüş artık, manevi değil o. Maddidir, mevad-i şeriredir baş ağrısı. O zaman maddinin gitmesi de maddiyle mi olacak? Maddiyle gitmesinin bir gerçi geçici olarak def edebilirsin. Değil yani. O nevi beşerin tarik-i kemalatında ne büyük engel ne müthiş düşman teşkil ettiğini ihtar ederek. Mesela bu mevad-i şerirenin nasıl kurtulacağını söylüyor Üstad. 258'de Tılsımat-ı Kur'an'ı ile diyor. Çünkü bak arkadaşlar bu hücre var ya hücre. Donmuş enerjidir. E eşittir mc karedir. Bu donmuş enerji erba habisedir.
her şeyin, kalemin, çiçeğin müekkel melekesi var mı? Var. Peki gübrenin, kanser hücrenin müekkeli nedir biliyor musunuz? Melek olur mu? Yok, ervah habisi. Ervah habisidir. Belki o da sureti de şeyde. He? Belki diyor sureti de şeyde, o şekilde dönüşmüş. Evet, yani ervah habise, kötü düşünceler, şöyle diyeyim, ervah habise ne demektir? Adam korktuğu zaman, adam heyecanlandığı zaman, adam utandığı zaman, adam namaz kıldığı zaman, kılmadığı zaman, içki içtiği zaman gözünden, suratından belli mi? He? Belli. Belli abi. Peki, surat hücreler değil mi? Bak, kötü adam, imansız adam, namazsız adam, yani imansız, suratın için değişiyor. Düşünceler, itikatlar maddeye dönüşmüş, hücre değişmiş. Anladınız mı? İnanç hücreyi değiştiriyor. Bir de bilimsel bir şeyde ben birinin isim vermiyorum. Onu da seyrettim. Bu o şey mikropları cisim halinde büyütünce böyle bir cin şekline gelmiş yani. Aynı onlara benziyormuş. Veya onlar cin diyor ama. Acayip. Evet doğru. Tılsımdan kasıt nedir abi? Tılsımat-ı Kur'an'ı var ya. Evet. Tılsımat-ı Kur'an 258. Sormanızı bekledim ve sordunuz. Ben araştırdım. 7. sözdeki şeylere baktım da hani size iki tılsım vereceğim diye. He? İki tılsım. Ahiret iman ve Allah'a iman. Çok güzel. Zaten bir yerde diyor ki ahirete imanla o gençler çabuk akıllarını başına toplarlar. Burada da diyor ya her şey akılları başlara getirecek. Evet. Nabet başına getirecek. 7. sözde yani iki tılsım. İki tılsım vereceğim diyor. Peki ustadın eline iki tane şey verilmiş. Cihaz. Evet. Alet. Neydi? Elektrik. Elektrikle. Ne? Ziyan. Bulun. Çabuk bul. Neredeydi? Elektrik fener. Ya tam da iki şey verilmiş. Nasıl bilmezsiniz? Ustadın eline iki şey verilmiş. 23. E tam da neydi o? Fener başıma bela oldu. Tahtel az seyahat ederken fener başa bela oldu. O fener kendi zanları. Tam niye bulmuyorsunuz? Bulmadıkça demem size. Yani iki şey verildi bana diyor. İki şey. Birisi elektrik. Cep feneri. Cep feneri akıldır be kardeşim. 23'ün sözde mi o? Hı hı. Bu iki şey bana verildi seyahat ederken. Seyahati hayal edin. He? Neydi? Tırma getirmedi abi şu an. Şuna çıkalım. Hangisi Risale'de? He? Hangi Risale'de? 23. sözde mi abi? 23. sözde mi? 23. sözde mi? 30. sözde mi? He? 30. söz. Neydi o? Hadi bakalım. Bana iki tane alet verildi. Bakayım. Biri bir elektrik. O tahter arz tabiatın zulmatını dağıtır. Diğeri bir alet ile dahi azim kayalar, dağ misal taşlar karşılığında bana yol açıyor. O... Evet. Bir elektrik bir alet verilmiş. Oku üstünden oku. Gitgide baktım ki benim elime iki şey verildi. Biri bir elektrik, o tahtel arz tabiatın zulümatını dağıtır.
Kaçtı tam? 500? 545. 45. Bir elektrik. Tamam mı? Diğeri, bak diğeri bir alet ile dahi alet. Azim kayaları dağ misal taşlar parçalanıp bana yol açılıyordu. Kulmağıma denildi ki bu elektrik ile o alet, elektrik ile o alet Kur'an hazinesinden size verilmiştir. Bak fener değilmiş. Kur'an hazinesinden size verilmiştir. Her neyse çok zaman öylece gittim. Baktım ki öteki tarafa çıktım. Gayet güzel bir bahar mevsiminde bulutsuz bir güneş diye devam ediyor. Bahşar'da da söylüyor. Daha başka bir yolda bir saik beni sevk ediyordu. Bu defa tahte zemin dağ gibi seyir ve seyahatte yeryüzünü kat edip öteki yüze geçmek için gidiyordum. O seyahatimde öyle acayip ve garibi görüyordum ki tarif edilmez. Bak, deniz bana hiddet ediyor, fırtına beni tehdit eder, her şey bana müşkilat peyda eder. Fakat yine Kur'an'dan bana verilen bir vasıta seyahatimle geçiyordum. Galebe çalıyordum, gitgide bakıyordum. Her tarafta seyyahların cenazeleri bulunuyor. O seyahati bitirenler binde ancak birdir. Her neyse. Anladın mı arkadaşlar? Şimdi bunu o tılsımat-ı Kur'aniye iki şey verildi. Size iki tılsım verilecek diyor. Tılsımat-ı Kur'aniye. İşte bir tanesi elektrik, bir tanesi alet. Ama alet sanki Allah'a imana bakıyor. Çünkü alet olmayınca diyor ya her şey fırtına beni tehdit ediyor. İşte deniz bana hiddet ediyor. Yani iman gözüyle bak. O alet ne yapıyormuş? Her şey sana moniz gösteriyor. O alet ne yapıyormuş? Yolu açıyor. Bu kayaları mayaları açıyor mu? Parçalıyor. Peki kökteki çekirdekler ne diyormuş ki kayalar yol açılıyor ona? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a iman. Peki bu dünyadayız. Kabir ne, insan ne, kanser ne, hayat ne, anlam ne? Bunu ne gösterecek? İman-ı bil ahiret. Bu yedinci söz. Tamam. Nokta istinat mı? Nokta istimdat. Elektrik ahiret. Evet. Yani elektriğin iki manası var. Şöyle manası derken bir cihazları çalışıyor bir ışık veriyor. Bizim istidat ve ruh çekirdeğimiz var ya ruhtaki meylanlar var. Evet ezel. Bu meylanları istidat ve kabiliyetlerimizi tatmin eden, teskin eden imbisat ettiren imanı bil ahirettir. Mesela bak elektrik şu ötekisini çalıştırdı. Şimdi insan, kabir var mı? Var. İnsan fani mi? Fani. Bak bakalım istediğimiz hangi şey var burada? Hiçbir şey yok. Neyin nesi ya? Karanlıktayız. Karanlık, soğuk, dar, sıkı bir alem. Bunu aydınlatma bir şey olması lazım. Elektrik, işte imanı bil ahiret, fıtratı aydınlatıyor. Her şeyi ne olduğunu söylüyor. Bu budur, bu da budur, bu da budur. Sen niçin ölüyorsun? Bundan. Sen niçin kabirden geçiyorsun? Bundan. Sen bu dünyaya niye geldin? Bundan. Niye namaz kılıyorsun? Bundan. Niye oruç tutuyorsun? Bundan. Bunu elektrik her şeyi gösteriyor. Lamba yanınca her şeyi yerinde görüyorsun. Zulüm yok, hak oluyor. Yani her taraf zulüm yok. Adalet oluyor. Ondan sonra elektrik başka ne hiç istidadını çalıştırıyor. Hani pervane var ya aşağı yukarı aşağı yukarı elektrik yükleniyor. Bu elektrik yüklenmeyle basitte ne kadar serseri? Aşağı yukarı serseri ya serseri var ya dönüyor serseri bak dönüyor aşağı yukarı aşağı yukarı bu elektrik yüklenerek şehirde milyonlarca cihaz çalışıyor. Bu harekete benziyor mu cihaz? Mesela adam bak bu pervane çalışıyor fırıncı ekmek pişiriyor. Pervane çalışıyor
Fotoğrafçı resim yapıyor. Tamam mı? Bu adam böyle çalışıyor. Ötekisi bilmem ne yapıyor. Şehri. O zaman nedir o? Pervanenin aşağı yukarı namazdır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aşağı yukarı. Tavaftır aynı zamanda. Bunu ters çevir, tavaftır. Pervaneyi ters çevir, tavaftır. Düzlet, namazdır. Üstüne aynı gibi görüntü de farklı. Evet. Sürekli yeni enerji yüklüyor. Yani aynı tekrar ediliyor gibi. Mesela tekrar zannediyor bunu. Aynı başka bir tekrar söyleyeceğim, şaşıracaksınız. Saate bak. Tık, 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 tık. Tekrar mıdır? Yok. Her an bir şeyinde, her an yeni yaratılma var. Peki, tekrarlar diyorsun, tavaf tekrardır, namaz tekrardır. Namaz da tekrardır, saat. Tık, tık, tık. Ama zamanın geçmesiyle eşi hareketleniyor. Tavaf etmeyle, namaz kılmayla insan fıtratı değişiyor. Tamam mı? Yani bu elektrik, alet. Elektrik. Alet, vuhu, tahtaba, aşağıda, suda, toprağın altına gidecek. Hey Yusuf, kayalar engel olmuş. Kayalara bir vuruyor. Kayalar açılıyor. Yol açılıyor. Öyle mi? Yol açılıyor. Kapıyı aç. Sen bak bakalım bu bir şey olduğu için bilmez kimin geldiğini. Siz bakın. Şimdi o zaman köklere açılmıyor mu kayalar? Açılıyor abi. Ha. Yol veriyor mu? Hayır. Ha o. İman bil ahiret. Ezber değil. Ama namaz da iman ahiret. Yani ezber demiyoruz yani, tamam mı? Amentu billah. Yani alet verildi bana. Yani olmayacak yerlerde yol açılıyor. Besmele, iman yani. İmanı bil ahiret. Yani aletin adı noktayı istinat. Zaten ikinci söz gibi duruyor direkt. Evet. Bir yerde fırtınalar şeydir. Onun gibi duruyor. Peki bu nokta istinat. Şeyse, elektrik ise noktayı istimdat. Şimdi bunu niçin iki simge ile kullanıyor? Hazır mıyız? Buraya kadar 3 tane ders. Hepsi 1 saat 15 dakikalık veya 20 dakika oldu. Şimdiye kadar Dabbetul Arz konu. Şimdi konuşacağımız simge, sembol, ritüel, figür. Figür dedikleri. Yani mesela figür dediğimiz Meryem Kur'an'da. Musa Aleyhisselam, Musa, İsa, İbrahim. Bunlar figürlerdir. Onun üzerine Cenab-ı Hak hadiseleri çözümleme yöntemi ve malzemesi koyuyor. Onun içine kendini koyuyorsun. Orada hadiseleri, kendini, sıkıntını çözüyorsun. Şerir maddelerden kurtulmanın çaresi tılsımat-ı Kur'aniye. Evet. Oradan kurtulmanın yolu tılsımat-ı Kur'aniye. Tılsımat-ı Kur'aniye'yi de yok, tamam. Tılsımat-ı Kur'aniye'yi de latif nükteler 30, 31, 32, 33'te de huruf-u mukatta söylüyor. Huruf-u mukatta'nın yapısına ben baktım, sistemine, işlevine. İman-ı bil ahiret ve iman-ı billahı aktif eden bir harfler. Tılsımat-ı Kur'aniye ismi daha güzel oldu. Şimdi huruf-u mukatta ubudiyeti simgeler. Huruf-u mukatta kalbi işlettirmek, ruhu söylettirmek miydi? Evet. Bu huruf-u mukatta iş yapıyor. Peki içsel alemde ne yapar? Dış dünyadan söyledik, erva habise. Onun karşıtı nedir? Tılsımat-ı Kur'an'ı, yani kalbi işlettirmek, ruhu söylettirmek. Bu da huruf-u mukatta. Ruhta ne yapar? Nokta istinat, nokta istimdat. Nokta istinat ve nokta istimdadı birleştirirseniz imanın bereketi olur.
ve buna yerleşemez. Şimdi şeyi okuyorum. Ya sana bir şey, hani sadece Erva Habise denmişti daha önce. Şimdi dersin başında şeytan cin de Rabbe'ye katıldı. Bunlar da... Bak, şeytan kalbin bir köşesinde bulunuyor. Lümme şeytaniye. Bunun işlevi varı yok etmek. Varı yok etmek. Tamam mı? İmanı var olana imansızsın der. Abdesti olmayana, abdesti var olana yok der. Bunun işlevi böyle, sistemi böyle çalışıyor. Onun için vesvese gelince onun olduğuna, kesin olduğuna, mesela abdestin yok diye vesvese geldi. Şeytan tasdikle abdest olduğunu anlayacaksın. Şeytan tasdikle. En kaliteli abdestin o. Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Ya almıştım galiba. Bu mu daha kaliteli? Abdestin yok geliyor içinden. Şeytan onaylıyor. Abdestin var mı yok mu hiçbir şey hatırlamıyorum. Varlığı yoktu. Şeytan yok devrede. Demek kitaptan alacaksın. Şeytan devrede yoksa abdestin yok. Çiçek varsa arı vardır. Pislik varsa sinek vardır. Abdestin varsa mutlak onun musallatıdır. Eğer hiçbir şey gelmiyorsa iki şıktır. Eğer sana hiçbir şey gelmiyorsa vesaire, ya kesin abdest aldım biraz önce. O kadar gerizekalı değil. Kesine musallat olamıyor. Ya da abdestin yoktur. Abdestin olmayana gidip de musallat olup abdest almasına vesile olmaz. Ve yiyim ise nasıl ayırt edeceğiz? Ve yiyim ise düşüncelerdir. Yoku var eder. Şimdi düşünceler yoku var eder. Düşünceler. Bu olumsuz düşünceler, düşünce bir mahluktur. Düşündüğün anda bir şey tefekkür ediyorsun. Mahluktur. Zannediyorsun. Böyle dedin, böyle baktın. Neyi düşünüyorsanız artık bir kuvveden bir fiil oldu. Bir kuvvet çekirdek, bir fiil ağaç. Neyi düşünüyorsanız artık o mahluktur. Belki hay edip onu aldık yani. Hayatlandırıp alıyorsun. Hay al. Hayal. Hayal hayal değil. Hay oluyor düşünün şey ve alıyorsun. Hay al. Hayı al. Hayatlandır al. Hayal göl gibi. Atıyorsun ıslatıp alıyorsun. Yani hayal haneye bir fikri, bir düşünce atarsanız diriliyorum. Hay al. Tamam. Şimdi gelin. Bu düşünceler olumsuzsa kendini iyi hissetmen şansı yoktur. Öyle bir şey yok. Ve olumsuz düşünceler biraz şiddetlenirse, yani pek savunman yoksa, bir düşündüm, bir daha düşündüm, şeytanın fuzulisi olursa, o enerji artık o kadar kesbi şiddet ediyor ki hücreye dönüşüyor. İlk hücreye şöyle dönüşür. Vücutta dolaşan bir ağrı olarak gözükür. Veya doktor der ki şurada tiroid bezim hakikaten şişti, biraz sonra indi. Evde şişti, doktora gidiyorsun, indi. Çok korkunç şey var. Tümrular olur, göğüste olur, şurada burada olur böyle. Bir bakarsan yok olur. Tümör. Tümöre. Yok olur. Aslında yok. Aslında yok. Hastalık yok için. Yok, aslında yok. Onu öyle gösteriyor. Düşünceler dolmuş, enerji paketleri. Bazı bu düşüncelerin oluşturduğu. Şimdi cinlerin oluşturduğu şudur. Cinler gelip de erva-ı habise oluşturamaz. Hücre oluşturamaz. Bu teknik bilgi veriyorum size. Bunu söylerken cinler alemini Allah'a şükürler olsun kendime göre biliyor. Çok iyi biliyorum ne yapabilirler. Ben size biyolojiyi biliyorum, hamdolsun. Cinler alemini biliyorum. Risale'yi de biliyorum. Ve ondan sonra söylüyor. O zaman bunları bilip de söyleyenler, bizim için söyleyen insanlar nimettir. Bak nimet, şükredin diye söylüyor. Ben cinleri biliyorum. Çok iyi biliyorum. Adamlar çok iyi biliyor. Benim neredeyse onunla imanım yok. Şuhut yani benim. İman gaybadır. Benim gayb değil o. Çok iyi biliyorum adamları. Şeytan da iyi biliyorum. Dimağı da biliyorum. Gelip cin kulağına girip hücreyi değiştiremez.
Mümkün değil. O gücü yok. Allah vermemiş. Rububiyete müdahale olur. Ancak şu yapar cin. Gelir düşünceni bozar. Fitne verir. Ya gelmeyeyim gelmeyeyim. Geliyorum geliyorum. Ha gelmeyeyim gelmeyeyim. İkide bir dalga geçer. Böyle fikir değiştirttirir. Mesela sana yaptığını sana söyleyeyim. Üflüyor sana yaptığını bana. Bu zemin de sana söyleyeyim. Nadir abiye yaptığı şeyi bana da başka bir şekilde yaptırmaya çalışıyor. Yani bu sıcakta palto giydiriyor. O yaptırıyor. Kulağına üfürüyor. Zannediyorsun. Üşüyor. Üşüyor. Veya çok sıcak. Niye biliyor musun? Bunlar dört nevidir. Ateş cini, toprak cini, hava cini, su cini. Su cini musallat olan insan su... Yıkanamaz. He? Yıkanamaz. Hayır. Daha çok. Sudan hiç çıkmaz. Eli sabunda. Yıka babam yıka, yıka babam yıka, yıka babam yıka. Sudan çıkmaz. Su. Kurbağa bu. Bir şey görse sokakta su birikintisi hemen atlamak ister. Ateş cini ise hiç yıkanmaz, pis insanlar oluyor. Suya girmez. Ateşin en büyük korkusu sudur. Onun için ateş cininden birisi musallat olmuşsa bunlar hiç suya giremez. Tamam mı? Hava cini çok kötüdür. Allah kimsenin başına vermesin. Dimağa yerleşir. Düşünceleri bozmaya çalışır. Tamam. İfrit dedikleri o mu oldu? İfrit o. Yani dimağa şey yapar, düşüncelere. Onun tek bir panzehri var. Allah biliyor ya, benim bildiğim. Benim ilmimi söylüyorum. O hava cininin en acımasızdır. İntihar ettiren odur. İntihara sebep odur. Net ateş. Ateş saldırtır. Vurur kırar kafasını keser şunu bunu kırar. Ateş için. Su ise böyle kişiliksizdir. Böyle yalaka, kap, şekilsizdir su gibi. İntihar ettiren hava cinidir. Tek bir çaresini biliyorum. Tek bir çaresini. Asay Musa'yı okumak. Risale-i Nur'u sesli okumak. Ben onların alemini biliyorum. Onlar bu Risale-i Nur'dan dehşet aldığı kadar bir şey bilmiyor. Kur'an'dan da dehşet alıyor. Evet. Kur'an ve Risale-i Nur. İmam-ı Rabbani'den için dehşet almıyorsunuz diye sordum o kadar. Mektubat-ı Rabbani'den. Dedi ki, o asr-ı mücididi değildi ondan dedi. Bu asr-ı mücididi olmadığından, şahs-ı manevisi güçlü değil, onları bloke edecek... Var ama o kadar güçlü değil. Asıl imamı değil. Bu silah ona göre değil. Yani o içerikleri onlara göre değil. Onu durduracak şey değil. De intihar ettim biz daha önce şeytan gibi şey yapıyorduk. Değil yani. Cinler yaptırıyor. Yani şeytanın da talebesidir. Yani bak birbirine girmiş. Mesela bir insan düşün. Mesela bizden ders alıyor. Hasan abinin talebesiyim diyor. Kur'an öğrettim. Yenidir. İlk günler ne diyor? Hasan abinin talebesiyim. Oysa ders yapıyoruz. Ben de bir şey demiyorum. Daha yeni adam. Yani ben de Risale'nin talebesiyim. Sen de Risale'nin talebesiyim desem. Şimdi yeni bir delikanlıya. Risale-i Nur abi kimdir dedi bana. Dedim öyle deme. Sen de talebesin ben de talebeyim. Ya tevazu yaptık. Risale-i Nur abiyi ne zaman göreceğiz abi dedi. Biz de onun talebesi deyince Almanya'da. Risale-i Nur abi ne zaman göreceğiz Hasan abi dedi. Hangi Risale-i Nur abi? Abi dedin ya ben sana dedim ki ben senin talebenim. Ben dedim ki sen dedin ki bana diyor. Sen de ben de Risale-i Nur'un talebesiyiz. O zaman Risale-i Nur abi ne zaman göreceğiz abi dedi ya. Abi almaya davet etse gelmez mi dedi ya. Ondan sonra daha demiyorum yenilere. Yenilere, delilere, çocuklara, cahillere tevazu yapmıyor. Tamam benim talebemsin. Ne diyeyim? Burası sonra diyecek ki Risale'nin abisininle görüştür beni. Şimdi cinler ne yapar? Düşünceni bozar. Tamam. Bir insana toprak cini musallat olmuşsa tamam. O kalbinde vesvese verir. Vesvese. Yani şeytan değil mi? Şeytan işte kalptedir. Dimağda bu adamlardır. Sol kulak. Onu pompalar. Onun da çaresi evrat ve eskar. Mutlaka.
Yani Hizbul Kur'an onun yegane çaresi. Hizbul Kur'an'ı bu makamda anlatayım. Hemen konu değildi ama. Madem kader bizi sevk etti. Şöyle bir şey yapıyorum size bak. Kur'an okuyorsunuz. Bir hastaya. Tamam mı? Resul, bu çok önemli. Bilgin olsun, tecrüben olsun. Bu çok büyük bir tecrübeyle aldım. Çok sıkıntılı. Bu hasta değil. Tamam mı? Sen şimdi ona Kur'an okuyorsun. Bunun hastalığı hava cini mi, su cini mi, toprak mı, ateş mi? Veya yani vehim, yani düşünce bozukluğu mu? Nereden bilmiyorsun ya? Karalamada Kur'an okuyorsun. Hangi ayet buna isabet ettiğini bile biliyor musun? Bilemiyorsun. Bir tane ayet isabet etti, bir sarsıldı. Sure okurken. Ötekisi ayet geldi, miras hukukunda bahsediyor. Başka bir ayet geldi, kimle oturup kalkacaksınız haramdır. Yani bunu sarsacak bir tane mermi şöyle yaptın, eski tüfekler gibi. Dın, bir tane daha tüfeği açacaksın, koyacaksın şey, takılacaksın. E şimdi öyle mi? Dırr. Öyle mi? Ha. Şimdi bu sırayı okurken bir tane vurdun. Hizb-ı Kur'an nedir diye. Kur'an'da ne farkı var diyeceğim. Sonra oho, adam yarım canlı veya kaçıyor, sana saldırıyor. Ay, bir mermiyle düşer mi? Oho, saldırıyor, çıldırıyor. Tamam mı, evde kimse tutamam, hayvan. Ondan sonra oku 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 bir sayfa. Aha, bir tane de geldi. Aha, bir daha sarsıldı. 2,5 sayfa oldu. Aha, bir daha sarsıldı. Peki tüfeğe tek tek koymaktan mı? Şöyle olsa tüfeğin. İstemez miydi? Ha, Ustad Bediüzzaman Hazretleri toprağa, toprak cini, su, hava, ateş cini ile alakalı habis ruhları men edecek Kur'an-ı Kerim'deki o surelerde dağılmış olan mermileri oradan 3 tane ayet, o surenin şuraya kadar, şu hiçbir şey yok. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Bunları bir araya getirdi, topladı. Buna basmak. Dırrrr, adam gitti. Hizb-ı Kur'an'ın Kur'an'dan farklı bu. Anlatabildim mi o misali? Hakkı. Abi biz Kur'an okuyoruz. Tamam. Kur'an okuyacaksın. O kalbi işlettireceksin. Zikir. Diyeyim ki birisi Yasin suresinde oraya gelene kadar bir lütfen zaman geçecek. O zaman hep edileniyor. Ama burada hepsi de o jarjörün içinde. O kadar şey olmuşum bir konuda, Allah'a hamdolsun, laf akfere durur. Tevazu yapmayacağım. O kadar bu konuda ustalaştım ki, iki tane çaktı mı, hastayı kalkıyor, o kadar bırakın dedim gitsin. Nereye gidiyor biliyor musun? Adam elmi almaya gidiyor. Nereye gidiyor biliyor musun? Tuvalete mi gidiyor? He? Tuvalete gidiyor. Bak aferin lan. Nereye gidiyor abi? Cephanesi orada. Cephanesi orada, oradan besleniyor. Oradan destek alıyor. Diğer kafir cinler destek alıyor. Giriyor, çıkıyor ki canavar kesilmiş. Peki toprak niye kalbe şey yapıyor? Normal toprak hani... Toprak şey ya, Allah'a en yakın olan bir şey ya toprak. En çok kesif olduğu için en çok esmayı o gösteriyor. E yani her şeyin eşine balandıran. Yani kalbe simgeler toprak. Sahi toprak olmalıdır. Toprak cini hareketsiz mi yapar daha çok? Hani böyle. Yani daha çok kalbi şeyler verir. Vesveseler, bu tür şeyler verir. Yani maneviyatına engel şeyler yapmaya çalışır. O pek o kadar şey yapmaz. Yani 2 tanesi esas acımasızdır. Hava cini böyle acayip bir şey ya, bu korkunç bir şey o. Su cini ise sudan çıkmaz. Ateş cini ise odayı kapatır, bütün kaloriferi kapatır, bir şeyi örtünür böyle paltoyla, şeyle. Onlar, ama girmiş mi? Hayır. Sinyali ondan alıyorsun. Su şeyleri daha çok cinselliği aktif eder. Cinsel. Cin olduğu kesin yani. Cinnet getirdi. Cinnet geçirdi. Cinnet oldu. Cin olduğu nettir. Ateş ciniydi o cinnet getirenler. Cinnet. Su cini, kanla, şehvetle alakalı ne varsa onlar aktif eder. Cinsel. O
bizimle mesela bir insan yaratıldığı zaman diyor Allah Resulü, onunla bir cin yaratılır. Onun adı nefs-i emmaredir bizim. Şuur. O ne yapar? Cinselliğimizi o aktif eder. O çıksa, ölse cinsellik yok. Ölür. Bütün organlar ölür. O onda nimet yani. Neslin artmasına sebebiyet veriyor. Çok acayip yani. Tamam. Dabbeyi onlar mı aktif ediyor yoksa? Şimdi dabbe nedir biliyor musun? Dabbe birincisi senin kalbini, dimağın paramparça eden şeydir. Bir tanesi dimağdır. Tırnağı, dişini okuyacağım. Bir tanesi kalptir. İnsanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden. Ne yapacakmış o? Bak, ne olur parçaları birleştirmeyi de biraz şey yapın ya. Bak, ne yapacakmış tabi? Şöyle yapacakmış. Ebabil kuşları, kavmi ebrehe, ebabil kuşları musallat olmuşlar. Ustad çözümlemeyi, bak nereleri kullanıyor, ne malzemeyi kullanıyor. Nerede nereye atlıyor, niye demiyorsun? Dabetul arzu kullanırken, Firavun, kavmi Firavun'a çekirge afatını ve bit belası vermiş. İki. Kavmi Firavun'a ne yapmış? Çekirge afatı ve bit belası. Kabe'yi tahribe çalışan kavmi Ebrehe, ebabil kuşlar musallat olmuşlar. Öyle de Süfyan'ın ve Deccal'ların, yani tırnak ve diş, bak çift, Süfyan ve Deccal'ların fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana, bak yine çift gidiyor şimdi, Yecüc ve Mecüc'ün anarşistliğiyle. Yecüc ne yapacak? Ahlakı bozacak. Mecüc ise hayatı bozacak. 149 Kastamonu. Ahlakta ve hayatta Yecüc ve Mecüc diyor. Anarşistliğiyle fesada ve canavarlığa giden. Ne yapacak buna Yecüc Mecüc'e musallat olanlar? Şunu yapacak. Bir, fesat saçacak onlar. Diğeri de canavar olacak. Çoluk çocuğu gözün önünde katledecek, ih etmeyecek. Bak, fesat ve canavar. Bunu ikisini cebedersek dinsizliği ve küfür ve küfranı düşüren insanların. Peki ne yapacak bu dabbe gelince? Bak, akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle. Allah niye musallat ediyor bunu? Akıllarını başlarına getirmek. Peki akıllar nerede? Başlarında değil. Aklını alan. Zekaveti öne geçmiş. Zekaveti öne geçmiş. Ağzından bir hayvan çıkıp, arz dünya değildir. Küre-i arz fizikseldir. Arz ise bu mekanda bulunan alemler. Zaten muhaddisler de o şekilde açıklıyor. Yani böyle varlıklar açıklarken cismi bir şey, değil. Maddi bir şey demiyor. Bak, küre-i arz demek, Risale'de geçen, küre-i arz toprak tabakası demektir. Yani fiziksel dünya, küre-i arz. Dünya ise, şöyle diyeyim, 18 bin alemi bu alem içinde gördüm. Alemlerin cemi, kainatın kalbi olma dünya. Toprak ciheti değil. Onların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle ağızdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zir-ü zerber edecek. Zir-ü zerber oradaki anlamı dağıtacak. Zir-ü zerber. Zir, zerber. O da iki. İki. Allah alem o dabbe bir nevidir. Nevdir. Bir diyor ama. Bir nev. Bir nev, bir nevdi. Mesela koyunlar bir nev. Ama adedi belli değil. İki değil ama. He. Değil. Çünkü gayet büyük bir şahıs olsa bu dabbe, her yerde herkese yetişmez. Çok ilginçtir. Ulema, muhadis alimleri, müfessirin zatları, hadisleri de, alimleri, mesela dabbe tularz, bir siyasi lider olarak kabul etmiş. Bunun eline iki tane şey vermişler. Musa'nın asası, Süleyman'ın mührü. O zat bir toplum meclise girdiği zaman asa ile ve mühürle kimin kafir, kimin Müslüman olduğunu belirleyecek. Herkes görecekmiş. Aa bu kafirmiş. O dabbe girince, aa kafirmiş, Müslümanmış, kafir. Herkes görecekmiş.
O sebep olacakmış. Kafir mümin karma iken o adam o dabbe girdiği zaman insanlar ayrılacakmış. Bu kafir bir Müslüman. Yani ahir zamanda iman küfür birbirine girdiği zaman ayırt eden alamettir. Bu da bir tarafkirlik olabilir Allah-u Alem. Bir adam biz İslam'la o zat kimdir diyor. Umulmadık bir saltanatla ortaya çıkacak dedi. Umulmadık bir saltanatla. Hatırladınız mı? Dün mü okumuştuk? He? Umulmadık bir saltanatla. Baykar'da geçen cihetim var. Yok yok yok, bu müfessirler demişti. Nerede? Bak, mümin yüzü, ha şurada. Dabbetul Arz denilen yaratık, kıyamete yakın çıktığında beraberinde Süleyman'ın mührü ve Musa'nın asası da bulunacaktır. Mümin o girdiği zaman topluma girecek o adam. O dabbe diyor biz siyasi liderdir diyor tefsirci. Girecek bir yere. Onun girmesiyle müminlerin yüzü pırıl pırıl olacak. Kafirlerin de burnu mühürle mühürlenecektir. Aşağı inecek. Müslüman da gülecekmiş. O zat girdiği zaman o dabbetul arzmış o adam. Türkçede de burnu sürtülür denir. He? Burnu sürtülmek denir. Evet. Bu yüzden bir yerde oturanlar birbirlerini tanıyacaklar. Tanımıyorduk. O girince birbirimizi tanıyacağız. Kafir Müslüman hemen belli olacak. Ve bu mümindir, bu da kafirdir diyeceklerdir. Bu hadise göre, bu hadistir. Okuduğum şey hadis. Şu an. Bu hadise göre dabbe normalin üzerinde bir kuvvet ve saltanat ile ortaya çıkıp büyük bir İslam devleti kuracak, lider olmuş oluyor. Şüphe yok ki Musa'nın asasına, Süleyman'ın mührüne sahip olan kimse büyük bir şahsiyet olacaktır. Hem de kötülerden değil, iyi ve hayırlardan olacak. Yani Dabbetul Arz kötü bir şey değil, mübarek bir zattır. Müminlerin yüzü gülüyor ya, onun varlığıyla. Bütün müminlerin yüzü güldürecek, kafirlerin burnunu kıracaktır. Ayette onlara... ayeti meali okuyorum. Onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söylermiş. O Dabbetul Arz girecek. Sen kafirsin çünkü sen Allah'a iman etmemişsin. İman ettiğine iman etmemişsin. Bak, iman ettiğine iman etmemişsin diyecek, söyler. Buyurması da bunu gösteriyor. Şu halde bunun Dabbe ismi verilmesinin sebebi onun kafirlere karşı acımasız olacağını ve Allah-u Teala'ya göre onun meydana çıkarılmasının zor bir şey değil, yerden normal bir dabbe çıkarmak gibi kolay olduğunu ama bütün cihazların topraktan çıktığında o bir cihaz ve saltanata sahip olacağından toprak demiş. Saltanat topraktan çıktığı için. Tamam. Burada cesase de anlatılıyor, cesase. Sevgili arkadaşlar, neyse. Şimdi parçalar topladığın zaman herkese göre değişiyor tabii. Peki nasıl kurtulacağız? Ondan sonra tırnak ve dişe geçeyim. Bir türlü geçemiyorum. İlla dâbetul erdi te'külü min se'etehu ayetinin işaretiyle o hayvan dâbetul erz denilen bir ağaç kurtlarıdır ki. Kurt bir nev. İnsanların kemiklerini ağaçlar gibi kemirecek. Ne olacak? İnsanın cisminde, dişinde, insan nerede olacak? Nereden girecek kemiğine? Kemiği yok edecek ya. Dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Müminler imanla kurtulmayacaklar. İmanın bereketiyle. Bu ansiklopedi kitabında şey vardı, İslam ansiklopedisinde bir dabbeye ilgili bir tane hadis vardı, imanla alakalı. Diyor ki müminin imanı diyor, eğer onun kendine girmesine mani olamadıysa, girdikten sonra onu çıkaramaz diyor. Ya. Yani öncesi o bereket belki o ayetine düşebilir yani. Evet. O, yani ona şey yapmaması lazım yani. Şeye benziyor değil mi?
Gene bunu Rüştü abi o misali verdi. Girmesine mani olamamışsa diyor çıkartamaz diyor. Şeye benziyor. Gene o misal onundur. Plaja gireyim mi girmeyeyim mi? Gücü yetmemiş girmişse plajda bakmamaya gücü yetmez. Başka? Dabbe ve girmişse, televizyon girmişse, girmemesine engel olamamışsan yani, seyredilmemesine mümkün gücün yetmez. Yani o iman o televizyon oraya girmesine mani olmadıysa? İmanın yetmemişse, televizyon eve girmesine mani değilse imanın, onun ne çalacağına da gücün yetmez. Bu kim birbirimizi aldatmayacağız, bu. Aynen böyle hadis var. Evet hadis. Hadis şerifte geçiyor o. Hadis şerifte o şeyde geçiyor, hadis olarak vermiş. Evet, hadis, üçte. O dabbete mi veriyor? Evet, dabbete veriyor. Birinci cilte. Birinci cilte. Ben onun için gittim, zannettim orada da. Yok, şu anlar 592 okuyorum. Rüştü abi, sıkı bir sükarda bakmadım. Eskide çok yapmıştık, bakmıştık. Yani bir şeye, mesela şöyle de şey yapalım. Bu Deccal ne zaman çıktı? Osmanlı. Osmanlı'da ne hakimdi? Tarikat. Tarikatın içerisinde Deccal çıkmışsa bu Deccal'ı durduracak güç tarikat olamaz. Çünkü eğer Deccal'a mani tarikat olsaydı çıkamazdı. İçinde çıkamazdı. Çünkü Osmanlılar'da tarikat hakimdi, ilim değil. Bu Osmanlı'nın içerisinden bu Mimim Kemal, Mustafa Kemal, Sufyan çıkabilmişse, tarikatın içine çıkmış. O zaman tarikat engel olamamışsa çıktıktan sonra hiç engel olamaz. Çıkarken engel olamamış. O zaman tarikat yöntemiyle bunu durduramazsınız. Tamam? Çünkü hadiste de öyle geçiyor ya. Eğer içeriye dabbe girmesine imanın gücü yetmemişse oradan çıkmasına gücü yetmeyecektir. Yerleşti çünkü. Girmeye dursun. Eve bir girdi mi? Ev. Evdeki dabbetul arz ayrı. Kafadaki dabbetul arz ayrı. Kalpteki dabbetul arz ayrı. İşte bir girdi mi? Bidat mesela. Mesela bir tanesi dün sordu, seyretmiş dersi, üçüncü dersi. Yecüc ve Mecüc. Yecüc ahlakta, Mecüc hayatta. Hayattaki Mecüc ne olabilir abi dedi. Bidat. Dine zarar verecek bidatlara taraftar olmak. Mesela adam hocadır. Şeyh'tir o. Alimdir. Ne bileyim öyle veli nimet gözüküyor televizyon ekranlarında veya cemaat lideridir. Ama düpedüz gözüne baka baka Allah'ın ayetine ve hadisine zıt, edile-i şeriye göre zıt söylüyor ve hareket ediyor. Ama sen de diyorsun ki bir bildiği var. İşte Mecüc budur. Faiz. Ya faizdir. Rahat ayet inkar ediyor, kader inkar ediyor, hadisi inkar ediyor. Mesela la ilahe illallah deseniz kurtulabilirsiniz Muhammed Resulullah olmasa da. Hayat derken Resulullah'ın hayatı. Yani Muhammed Resulullah. Mesela adam gözüne baka baka Cumhuriyet Halk Partisi'ne ki parti değil, Kemalizm rejimin simgeselliğidir. Yani inançtır, inanç Kemalizm. Donmuş zihniyetin siyasal hareketidir Kemalizm. Masonluk ve masonluk ve komünistlik manasında olan Kemalizm. Adam dini cemaat, lider cemaati komple CHP din adına taraftar olabiliyor. Adam da hizmettir diye CHP'ye başörtü düşmanı başörtü kızlar oy topladı. Mecüc nasıl olacaktı ki başka? Mecüc nedir ki? Yani bizim münafığı göremememizin en büyük sebebi münafık o kadar acayip alemimizde büyüttü ki 8 kafalı 7 tane kolları var. Karınca gibi ayakları var. Bu dolayısıyla böyle bir mahluk, acıbeyi mahluk aradığımız için münafık yok. Daha ne olacak ki bak? Yecüc ve Mecüc. Abi dedi hayatta nasıl olacak? Mecüc hayatı bozacak. Yecüc İtikadı bozacak, ahlakı bozacak. Bir tanesi dişe yerleşecek, bir tanesi tırnağa yerleşecek. Tırnak Mecüc'tür, hayattadır. Hayatı bozandır Mecüc. Hatta diyor ki daha müthiş olarak ahlakta var. Ahlakta ve hayatta daha müthiş olarak.
Yani Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak. Aynen öyle. Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak ahmet tevayet. Şimdi parçaları bir anda söylese Risale'nin ortadan kaldırırlar, hücum ederler diye Allah-u Alem hep parçaları parça parça dağıtmış külliyata. Ehli topluyor işte. Topluyor. İnsanın cisminden, dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Diş Yecüc'müş, Yecüc'tür. Ahlakı ve itikadı bozacaktır. Allah'a imanı bozacaktır. Diş bu. Onların simgeselini girmedim. Tırnak ise Mecüc'tür. Hayattadır. Tırnaktır. Noktayı istimdat, ahiret inancını bozacaktır. Allah'ı inkar etmeyecek Mecüc. Peygamber inkar edecek. Tamam? Yecüc mü Allah'ı inkar edecek? Birisi düşünce, birisi fiil yapsa. Evet. Yani mesela şeyde hayatta nasıl dabbe olacak deyince Barla'da iki yedi tane şey geçmiyor mu? Mubikat-i seba, ekmel-i kebair. Onların bir tanesi nedir? Dine zarar verecek bir dalara taraftar olmak. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُوا النَّارِ Değil taraftar olanı, hafif küfre, zalime meyledeni Allah cehennemle tehdit ediyor. Adam Allah'ın tehdidini kale almıyor ki. Dinsiz bir zihniyetin siyasi oluşumuna, çok iyi biliyor, siyasi oluşumuna, din adına taraftar olacak kadar bu dabetul arz başka nasıl olabilirdi? Ya abi adamın derdi din olsaydı dini dert ederdi yani. Evet. Adam derdi adam olduğu için. Tabii derdi Allah değil ki. Derdi adam. Müminler imanın bereketiyle sefahat ve suistimalattan tecenüpleriyle kurtulmasına işareten ayet iman hususunda o hayvanı konuşturmuş. Hayvan konuşuyor. Şimdi her şey bitmiş oldu. Diş ve tırnak okuyacağız yarın. Yani külliyatta diş ne demektir? Çok önemli. Diş. Ve tırnağı okuduğum zaman topluma girdiğiniz zaman elinizi saklayacaksınız. Tırnağınızı ve parmaklarını saklayacaksınız. Ama vesvese yaparsanız diye girmeyeceğim ama bir parça. Çünkü kişinin maddi ve manevi hayatını sergiliyor dışarıya. Sizi elle ele veriyor. Sizi elle ele veriyor. El. Zaten maddi doktorlar da diyor ki tırnaktan anlaşılıyor. Sağlıklı mı değil mi? Ya. Tırnağa bakıyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Ders bitti de. Bizim köylü birisi vardı. Şu parmağı şöyleydi. Şu iki parmağı. Rastlamış mısınız? Şu yapamıyorum ya. Şu şahadetle şu. Şu. Şöyle. Yani kalsiyum eksikliğinden. Tamam. Zayıf adam. Evet. Böyle ha. Bazılar böyle. Farkında mısınız böyle? Böyle yapamaz. Ömer gibi de. Ömran gibi. Ha o hasta. O biyolojik hasta. Ve özürlü ve mesul değil o. O mesul değil. Yoksa çok tehlikelidir o. Yani hasta özürlü olan başka. Yani o adam şey kambur mambur yamulmuş. Pek kemik yok o. Böyle kasta yok. Özürlü zaten pek de şey yapamıyor. İtikat çeşim. Şimdi adam seni beni parmağı böyle. Şu iki parmağı. Çok ilgimi çekendir. Ondan sonra araştırmaya gitmiştim böyle. Şu iki parmağı adam niye iki parmağı? Ve demeyeceğim size. Bu adam adam değil. Tırnağa girince dehşet ama girmeyeceğim simgeselle çünkü vazifemiz değil. Yalnız Risale-i Nur tırnağa ne demiş? Ele ne demiş? Dişe ne demiş? Yuruf-u mukattar ve Kur'an'ın dabbeye faydası oluyor mu? Tabii. Burada kesiyorum. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha temassalavat.